Çocukken var ya, şöyle şu püsküllere falan o kadar özenirdim ki. Çok pahalıydı bunlar, alamazdık bunlar o zaman. Dostum şu geniş cüsseni çekersen bir de ben fotoğraf çekeyim ya. Görmekten bıktım artık. Evet. Bir önümüzü bir arkamızı çekiyorum ben. Ne yapacaksın? Fotoğraf mı alacaksın? Allah. Lan burası benim her gün gittiğim yol ya. Şu az önce geçtiğimiz cadde var ya. Bisiklet yolu olan cadde. Her gün kullandığım yol. Tabii. Bunda değil. Anam. Ulan çocukken ne özenirdim şunlara ya. Bende bir çapurcu şeyi var. Zaten görenler öyle diyor. Ya sende ya Razing'i değil de çapurcu tipi var. Taşlar maşlar. Çocukken var ya şöyle şu püsküllere falan o kadar özenirdim ki. Çok pahalıydı bunlar. Alamazdık bunlar o zamanlar. Aynen çok pahalıydı eskisi. 15 sene önce de 15 sene önce de vardı bunlar. Nasıl? 15 sene önce de vardı. Bu tipte motorlar. Pahalıydı, alamazdık. Peugeot'a binerdik işte, ne bileyim. 125'lik motorlara binerdik. Benim bir arkadaşım var, 800'ü var. Yava. O da öyle. Saçı burasında böyle. Saç olduğu zaman çapurcusun diyorlar. Abi Razing'e biniyoruz, ne alakası var ya? Dostum şu geniş cüsseni çekersen bir de ben fotoğraf çekeyim ya. Motorların geniş cüsseni bir çekersen dedim. Aşk olsun be. Hemen YouTube'a koy bunu. Baksana abi, görüntü kalitesine bak ya. Bir de benimki. Kötü ya, neresi? İyi değil o kadar ya. Söyleyeyim mi? Bir de bak, bu ikisi arasındaki farkı gör. Hadi ben de göstereyim. Seninki daha güzel. Yo, aç bakayım. Dur bakalım. Evet. 5S mi? 6. 7. 7 mi? Hı. Abi hepsi birbirine benziyor. YouTube, edemiyorsun ki. YouTube'a malzeme çıktı bak. Sony Xperia VS S8 Plus. YouTube'da ne alakası var? Bunu atarsın Instagram'a atarsın ya. Ay. Geliyor. Burası neymiş burası? Geliyor, hadi bak. Ha, buradan güzel şeyler çıkartırsın. Git sen amcana. Ama o video çok izlenmedi ya. Durun geçin, kenara geç. Şimdi bak, güzel kenara geçtik. Kenara geç. Kenara geç adam fotoğraf. Şey sana söyleyeyim mi? Bunları niye alıyorsunuz yan yanınıza? Ama geçen sana çok iyi dedi ya. Sana diyor ya, sen de bisiklet alalım biz beraber gezelim. Abi çok sevdiğim yanlarından bir tanesi de binlik gibi durmuyor ya. Çok güzel. 250 gibi duruyor abi. 600 gibi duruyor abi. Şeker gibi abi. İlk malzemeyi çıkamayız. Bu mu motor? Dede baktı şimdi. Motoru biliyor, daha önceden gördü ya. Bin bakayım binilik mi? Hayır, binilik mi? Binilik mi? Binilik mi? Onu soruyorum. Bu motor mu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın amca? Efendim? Çıkıyor mu şu anda? Çıkıyor. Vallahi. Kayıttasın. Bugün ağzımıza kaşıdık anası diyeyim var ya. Şu an kayıttasın. Ali ne yapıyorsun be ya? Sen ne yapıyorsun? İyi be. İyi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Vallahi. Evet, çok şükür. İyi tamam, o zaman problem yok. O zaman sıkıntı yok.
Baba Burak'ı tanıyor musun? Ben bunların seslerini niye karıştırıyorum? Şimdi videoyu seyrediyorum. Ulan diyorum ki yani imkansız diyorum. Ya Burak'ın sesi, bunun bu sesi. Abi aynı tıpkı sanki ya. O kadar da benzemiyor ya, aslında ya. Bu kanalı benim aslında. Ben kullanıyorum işte. Bak, mobilyalardaki benim. Kayıttaymış. Öyle dedi. Şartısını zorlama. Yani var ya. Kayıttan çıkabilirim hemen. Sıkıntı yok. Çıkma çıkma. Ayrıca sana gözüme götürürüm. Ama beşik atlarına bakarız oraya. Bu haliyle. Ha, banyo tuvalette nasılmış? Güzel yaptılar diye bakarız yani. Bak durumun kötü, ben sana söyleyeyim. Görmekten bıktım artık ya. Evet. Bir önümüzü bir arkamızı çekiyorum, ben ne yapıyordum. Böyle. Bisiklete biniyormuşsun artık. Bisiklete başladım. Yeni bisiklet mi var? Yeni derken? Yani bisiklet mi aldın? Yani yol bisikleti mi? Yol bisikleti değil ya, dağ bisikleti. Yol bisikletine bütçe yetmedi, biraz pahalı onlar. Dağ bisikleti 15 kilometre, 15 gidiş 15 gidiş, 30 kilometre. Kilo verme amaçlı. İyi oluyor. Harika, binemiyor şimdi bak, kilo oldu. Evet. Bisiklet harika ya. Güzel kilo verdiriyor. Bir ay oldu başlayalı, bir kilo verdim. Ama iyi yani, bir kilo bence, kötü değil. 15 kilometre yapıyorsun. Aynen. Yani 15 kilometre geze geze gidiyorsun tabii. Yani aslında böyle basarak gidiyorum biraz. Hem daha çabuk gideyim, hem kilo vereyim. Hani kilo vermemde yardımcı olsun diye. Biniş saatlerim biraz ters olduğu için aslında o kadar da fayda etmiyor. Ama senin motoda ben kullanmana bayılıyorum ya. Evet. Allah razı olsun. Sıra senin gibi, ben de böyle öyle yapıyorum kafa. Böyle bir ya. Böyle bir cebende böyle kafa kafayı böyle gidiyor. Kapalı mı? Arkaya geçiyor da var arkasına. Anlatımı çok güzel. Yani. Allah razı olsun. Nefis anlatıyor. Harikasın. Allah razı olsun. Biz geçelim. Şey, gazıyı alıp geri geleceğiz. Ondan başladık. Anahtar üstünde mi bırakmıştım? Safiye, bu yarım akımları sana emanet. Eyvallah. İnan bana, bu yarım akımları sana emanet. Kayıttayken söyleyeceğiz. Bak baba, 26 olsun, bu 20 olsun, o bilmem ne olsun. Yok abi, yok. Eyvallah. Aklında başka bir adama ihtiyaç yok. Aslında benim de aklım başında sayılmaz. Şuna biniyoruz yani. Ne kadar aklımız başında abi, olabiliriz ne ki? Ne demek ya? Akıllı başlı insan işi bu ya. Aslında akıllı başlı insan işi değil ya. Bu kadar yüksek süratler, bu kadar büyük motor, bu kadar fazla yakıt. Sen görürsün. O kadar da akıl işi değil aslında. Abi akıllı başı işi, ben sana söyleyeyim. Gerçi akıl işi bu ya. Dört teker herkes biner. Yok ya tabii bir binmek bir tecrübe gerektiriyor ama. Evet. Hani sonuçta hani kaporta kendimiziz, giydiklerimiz. Çok tehlikeli bir hale. Ama daha dikkatli oluyor bir şey böyle. Aynen öyle. İnsanın reflekslerini falan her şeyini geliştiriyor. Sofi motor çalıştı Sofi. Ay ay. Durduğu yerde hepimizin ikinden çok bağırıyor ama. O abi, durduğu abi yerde bağırıyor. Kayıkçı motoru gibi şöyle hepsini. Balaya çıkıyoruz. Balaya balaya. Ses evet, biraz fazla. Allah maşallah var ya. İnan bana var ya. Ses. Hepinize var ya, katmer katmer. Amca biz kaçalım. Hadi hayırlı akşamlar. Kendine iyi bak. Görüşürüz. İyi bak. Çık çık çık. Çık lan. Araba geliyor yavaş. Ne dedim ben sana? Hadi hayırlı akşamlar. Dört apaçı ama sinyal vermekten de geri kalmıyoruz ha.